Günaydın, günaydın. Sen bu gece niye bu kadar çok uyandın ya? Çocuk, neden bu kadar çok uyandın gece? Üşüdün mü? Terledin mi? Kolun mu uyuştu? Bacağın mı uyuştu? Kötü rüya mı gördün? Yoksa canın mı sıkıldı? He çocuk? He çocuk, neden? 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 Neden uyandın bu kadar çok? Hayır, hayır, hayır. Anneciğim? Ya vurma anneyi. Oğlumun numarasına bak. Yedim mi? Hayır tabii ki. Kırtık. Gıdı gıdı gıdı. Şöyle yatağıma alez ve yastıklarıma alez almıştım. Şimdi onları geçireceğim. Arkadaşlar bana hem şu yulaflı kasemi nasıl hazırladığımı soruyorsunuz. Dondurucudaki muzumla yapacağım şimdi. Bu yüzden blenderdan geçeceğim. Bir dakika anneciğim. Eğer ki dondurucudaki muzumla yapmazsam yoğurdun üstüne direkt muz doğruyorum. Ama şu an muz donuk olduğu için bu şekilde yapıyorum. Ve üstüne hemen bir tane matcha dökeceğim. Bunu da arada bir yapıyorum. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı ince örtülmüş yulaf. İnce örtülmüş alıyorum ben. Hazım daha kolay oluyor sanki. Arkadaşlar şöyle bir kapalı avuç fındık koydum. Biraz da damla çikolata. Arkadaşlar en son üzerine sevdiğimiz meyveleri ekliyoruz. Varsa fıstık ezmesi, fındık ezmesi içine çok yakışıyor. Hem de size enerji veriyor. Ama ben de fındık ezmesi, fıstık ezmesi krema şeklinde olmadığı için tabii bunlar şekersiz olacak. Ama tatlandırıcı da bir etkisi oluyor. Çekimlerin kamera arkası. Evet, ben de olmadığı için ben de fındık ve birazcık bir tane yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ayakkabım biliyor musun? Ayakları çok taraklı biliyorsunuz. Hiçbir model olmadı. Hiçbirisi. Bunun siyahını almıştık. Siyahı çok güzel olunca yaza da ayağı bir numara büyür diye beyazının büyük numarasını aldım. Şu an bunlar büyük ama elimde dursun dedim de. Burası niye lekeli gibi? Bir bakayım dur. Şöyle nasıl? Ama benim odaya gitmem gerekiyor. Anneciğim beni bir bırakır mısın? Bir bırakır mısın çocuğum beni? Komik mi? Dat didi dat 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 didi dat 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 didi dat dat. Komik mi? Dat didi dat 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 didi dat 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 didi dat dat dat. Şimdi arkadaşlar zorlu bir yolculuktan sonra geldik buraya. Size buraya göstereceğim. Neden kocaların kıyafeti kurutmada çekiyor? Neden? Neden bizimkiler çocuğumuzunkiler çekmiyor? Neden kocalarımızın çekiyor? Neden kurutma varken şu eziyeti çekiyoruz? Neden? Neden bana açıklayın. Kocalar her yerde sorun. Bakın kıyafetleri bile sorun. Bizim bir tane yaşlı bir teyze vardı derdi ki. Koca iyi bir şey olsa adı Yonca olur. Neden koca koymuşlar adını sanıyorsun? Çok komik ama neyse Allah kocamdan razı olsun. Gerçekten. Onu çok seviyorum. Sadece biraz değişikler. Çok komik ya. Şimdi buraya bu şekilde bırakıyorum. Çünkü kurutmadan çıkan nevresimin geri sereceğim. Çünkü ben o nevresimi çok seviyorum. Böyle açık renk. Açık renk nevresim seviyorum. Böyle desenli sevmiyorum artık. O yüzden buraya böyle bırakıyorum. Kurutmadan çıkan tekrardan geri takacağım.
Ki o sırada koltuğun altında 7-8 çeşit nevresim var. Neyse şunu da geçen gün çöpe attım. Kocam gitmiş çöpten almış, yıkamış, geri çıkarmış. Diyor ki maskeyi atma. Seviyormuş maske. Oğluşum gel. Gel anneciğim. Hadi gel içeri gidelim mi? Arkadaşlar pazara geldik. Bakın şunların rengi çok güzel. Etiketinde ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Yani 750 TL çok güzel kumaşları. Bakın. Şöyle. Şurada kürklü olanı var. Kürklü olanı 1250 TL'ymiş. Bu şekilde. Bir de mesela şurada karşı standta Zara, Oxo, işte Cotton, H&M muadili ürünler var. Bir de şurada ben çok güzel bir pijama beğendim. Bak kumaş o kadar güzel ki 100 TL. 100 TL nedir? Bakın. Şu pijamanın şu modelini çok beğendim. Kumaşı o kadar güzel ki anlatamam size ya. Çok iyi. Şurada farklı var. Oraya bakalım. Burası da 150 TL'ymiş. Ama bu kumaşı güzel değil. Sadece daha kalın. Bak şu güzel. O da çok güzel bak. Evet. Bilemem şu an şunları alıp giysim geldi. Yani soğuk ya. Evet. Cihangir'im kırmasa birazcık daha büyüdüğünde alırım. Şöyle süsler gerçekten çok güzel. Şuradaki vazolar falan çok güzel. Mumlar, şamdanlıklar. Ama Cihangir var ve sürekli kırdığı için artık yapacak bir şey yok. Bakın şöyle babet de var. Ama bu renk mesela siz kahverengi falan var. Ya ben böyle çok dışarıda giymiyorum. Hemen arabaya bindiğim için çok pis olmuyor ama bu da pis olursa çok belli olur diye almaktan vazgeçtim. Siyah zaten var, kahverengi. Biraz da dolaşıyoruz. Arkadaşlar şu yatak örtüsünün nevresim setinin cicişliğine bakar mısınız Spotify'da? Ve arasından böyle şey geçiyor. Nakış geçiyor, çok güzel. Çiçeklerimin güzelliği. Yani ben eve geldim arkadaşlar. Annem de misafir var. Onları böyle sağ sola götürdüğümüz için yani koltuğu şu anda burada. Tam olarak burada. Otokoltuğu gelip sürekli içine oturuyor. Çok hoşuna gidiyor. Neyse bakın. Nazar değdi nevresimi. Çok seviyorum dedim ya. Yırtılmış ve şeyde bu hale gelmiş. Çamaşır makinesinin içinde. Şimdi içini boşaltacağım. Şunu kapılara sereceğim. Üzüldüm. Maşallah dediğim 40 gün dayanmıyor benim gördüğünüz gibi. Sağlık olsun. Ne diyelim? Kız bu nasıl bir şey? Cihangir'i anneme bırakıp da gitmiştik. Annem de bizimle pazara geldi misafirleriyle beraber. Cihangir'i de orada bakıyorlardı. Annem de uyutup çıktım. Şimdi eve geldim. Annemleri bıraktım. Kendi evime geçtim. İşte o çamaşırlarım kokmasın makinede dedim. Hızlıca onları bir kısmını kurutmaya, bir kısmını kapıların üstüne tabii ki. Arkadaşlar size gösterdim ya yorganım yırtılmış diye üzüldüm. Çarşafım da öyle yırtılmış. Böyle elimi bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin o tabur mu nedeni oranın içine böyle sürdüm. Böyle hani bir kanca gibi bir şey mi takılı kaldı, o mu yırttı diye hiçbir şey gelmedi elime. Neden yırtıldı? Çok üzüldüm. Hem yorganı hem nevresim, yastıkları bakmadım kurutmaya attığım için. Üzüldüm. Başka kıyafetlerimde de bir yırtık göremedim. Bayağı da kullandım onları. Artık kumaşları da incelmişti. Bir de öz dileğinde onlar. Hani böyle tepe tepe kullandım gerçekten. Sürekli onunla elim gidiyordu. Seviyordum desenini. Ama birazcık üzdü. Ay şimdi anneme geldim bir daha. Koşturmakla geçiyor yine günlerim. Bu yemeğin adı neydi anne? Mege. Meri. Mengen. Merge. Ondan arkadaşlar. Çok kaynamaktan oldu burası. Şimdi şöyle karnabahar falan yoğurtladım. Burada salatamız, pilavımız. Oturduk arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Çok yorgunum.
Çok çok iyi bir şey. Bak yap. Cihan geliyor. Beğenmediği şey olunca yapıyor. Geç oğlum bunu. Kapat geç. Ha güzel bu işte. Ne yapıyorsun sen? Kalabalık olunca sofrayı buraya geçirdik arkadaşlar. Daha iyi oldu. Geniş geniş oturup. Varken nedir öyle ya? Arkadaşlar eve geldik. Şimdi ben çok güzel bir sarma içi yaptım çiğden. Mardinli bir arkadaşım vardı. Ondan gördüğüm gibi yapmaya çalıştım. İçerisinde arkadaşlar 2 su bardağı pirinç, 3 büyük boy soğan, işte maydanoz, kırmızı biber, yeşil biber doğradım. Domates, salça, nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ve baharatlardan koydum. Umarım güzel olur. Bunu da pazardan almıştım bugün. 1 kilo. Şimdi saracağız. Hatta 1 kilodan biraz daha fazla. Şimdi saracağız bakalım. Arkadaşlar tam bir anne baba saati değil de ne? Güzel bir sahre yaptım. Kuru yemişimizi, tatlılarımızı çıkardım. Normalde akşam yemeğinden sonra giymiyordum vesaire. Şu an 11. Saat 11 oldum ya. Cihan yine zaman nasıl geçiyor gerçekten. Ama mis gibi. Vallahi kocama ayak uyduramıyorum. Şundan yedim harikaydı. Bir de şundan yiyeceğim bir tane. Arkadaşlar resmen doğum günüme sarma sararak girdim. Aslında sardığım sarma şu kaba bir tık fazla dar oldu. Yani kapağını kapatırken zorlandım. Umarım kötü olmaz. Neyse 1 kilo almıştım. Yarısını sardım. Yarısı da burada duruyor ama artık gücüm yetmedi. Saat de 1 oldu. Daha ben video montajlayıp öyle yatacağım yani. O yüzden çok yoruldum. Neyse mutfağımı falan da toparladım en azından. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bye bye.